Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Karışık bir videoyla karşınızdayım. Ketil, kahve, bisküvi, şeker, amper ölçer. Ve videomuzun konusu 2 adet Eslink harika prizimiz var. 2 adet cep telefonu var. Bunların da konumuzla ilgisi var. Benim telefonum var, bu Android. Bir de çocukların telefonunu kaptım. iOS. Bu iki telefona bu iki prizimizi kontrol edeceğiz. Sesli komut vereceğiz. Veyahut da işten geliyoruz. Tam eve yaklaştık. 5 dakikamız var. Gireceğiz telefondan. Ketili açacağız. Eve geldiğimizde kahvemiz hazır olacak. Bunu çoğaltabilirsiniz. Fırında yemeğiniz vardır. Eve 20 dakika kala, yarım saat kala ve ofisten çıktınız. Fırına komut vereceksiniz. Benim böreğimi pişir kardeşim diyeceksiniz. Ve eve geleceksiniz. Böreğiniz veya yemeğiniz neyse işte fırına ne koyduysanız o pişmiş halde sizi beklemiş olacak. Veya çamaşır makinesine çamaşırları koydunuz. Ofisten komut verebilirsiniz. Çamaşırlarımı yıka. Bulaşık makinesini çalıştırabilirsiniz. Tüm bu işleri şu iki prizle yapacağız. 10 amper ve 16 amperden oluşan iki priz var. Varsa böyle bir ampermetre, bu prizlere takmayı düşündüğünüz bütün cihazların akım miktarını yani amperini bilmeniz gerekiyor. Çünkü 16 ve 10 amperlik akımlara dayanıklı bu prizler. Yüksek amperli cihazlara taktığınız zaman bu cihazlara zarar verebilirsiniz. Kahveyi soğutmadan şöyle bir yudum alayım. Android telefonumuzda bu cihazı kontrol edebilmemiz için öncelikle internete bağlı olmamız gerekiyor. Daha sonra cihaza özel TUYA programını indirip telefonumuza kurmamız gerekiyor. iOS tarafında da aynı şey geçerli. Burada da programla ve sesli yanıtla çalıştırabiliyorsunuz. Öncelikle bunları bir kutusundan çıkaralım arkadaşlar. Şu kahvemizi bir kenara koyalım. Ne demiştik? Evdeki cihazların amperlerini mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için elektrikçi çağırabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek yani 16 amper ile 10 amper arası elektrikle çalışan bütün cihazlarınızı prizlerle kullanabiliyorsunuz. Sesli kontrol, uzaktan kontrol, Wi-Fi desteği var zaten. Bu işleri yapabilmek için tabii ki Wi-Fi'ye ihtiyacımız var ve zamanlama olayı var. Şimdi bunları bir açalım. Eslink 16 amper ve Eslink 10 amper olarak 2 adet prizimiz var. Aslında ikisi de aynı yapısal özelliğe sahip. Aynı işlevlere sahip. Yani 10 amper ile 16 amperin arasında herhangi bir fark yok. Özellik olarak da bütün özellikleri birebir aynı. Sadece fark bu 16 ampere kadar cihazları kontrol edebiliyor. Öbürü de 10 ampere kadar cihazları kontrol edebiliyor. Biraz sonra fiyatına da bakacağız. Bakalım bu 16 amper ile 10 amper arasında fiyat farkı var mı? Onu da göreceğiz. İlk izlenim olarak ürünlerin kutuları benim çok hoşuma gitti. Kaliteli bir ambalaja geliyor. Bunları şöyle bir kenara bırakalım. Gece olduğu için gürültü yapmayalım. Şöyle hafifle bırakalım kenara. Onlarla pek bir işimiz kalmadı. Yapısal özelliklerinin çok küçük oluşu benim çok dikkatimi çekti. Bu tarz prizler genelde biraz etli butlu oluyor. Ve prizi ilk elimize aldığım zaman kaliteli bir malzemeyle karşılaştığımızı bize hissettiriyor. Ağırlığıyla, malzeme kalitesiyle, malzeme yapısıyla üzerinde açma kapama butonu mevcut. Yani bu da şu anlama geliyor. Her zaman telefonla uğraşmanıza gerek yok. Manuel olarak da buna takılı olan bütün cihazlarınızı buradan bu butona basarak çalıştırabiliyorsunuz. Ve prizin içerisinde önemli bir detay daha var. Çocuk koruma kilidi var içerisinde. Bu da çok önemli bir detay. Kutunun içerisinde çıkan kullanma kılavuzu Türkçe arkadaşlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Eslink Swap. Model SLI-01. Wi-Fi TUYA yazılım destekli akıllı priz. Burada segment bilgisayarın imzasıyla, mühürüyle bu cihaz 2 yıl garanti altına alınmıştır. Daha ne olsun? Öbürüne bakmayacağım. İkisi de aynı çünkü. Input voltaj 100 ile 240 volt arası mükemmel bir şey. 100 volt ile 240 volt arasındaki bütün voltajlarda, asi voltajlarda çalışabiliyor. Güzel bir özellik. 16 amper zaten söylemiştik. Wi-Fi 2.4 GHz. Süper. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve fişimizi yerine yerleştirelim. Özellikle yüksek akım çeken cihazlarımızı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, hatta buzdolabı, fırın, ütü bunu çoğaltabilirsiniz. Evdeki kullandığınız bütün cihazları özellikle bu 16 amperliği yüksek akım çeken cihazlarda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Fişi takar takmaz power butonun içerisinde mavi bir ışık göz kırpmaya başladı ve ketilimizi takıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Bunun bundan ilgisi yok arkadaşlar. Bizim amper metre açık kalmış. O bağırıyor. Beni kapat diyor. Kapatmadığınız zaman zaten kendi kendine kapanıyor. O ayrı bir şey.
Kettle'imizi taktık arkadaşlar. Bunu taktığınız cihazların on-off butonlarının mutlaka açık olması gerekiyor ki buradan komut gittiği zaman cihazınız aktif olabilsin. Mutlaka buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kapalı olduğu zaman kesinlikle çalışmayacaktır. Evet, şu anda açtı. Özellikle çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın gibi bazı cihazlarda kapanma kendiliğinden olduğu için kapanma tarafında sıkıntı olmayacaktır. Siz sadece çalıştıracaksınız. Fırını ayarlıyorsunuz dakikasını. 20 ise 20 dakika, yarım saatse yarım saat. Fırını sizin çalıştırmanız yeterli olacaktır. Kapatma işini zaten kendi üzerindeki zamanlama sistemiyle kapatacaktır. O tarafta sıkıntı olmayacaktır. Android tarafını denemek istiyorum. Tuya Smart diye yazılımı indiriyoruz ve cihaz ekle diye bir buton geliyor buraya. Cihaz ekliyoruz. Bir kere mahsus olmak üzere şifre girmemiz gerekiyor. Evde kullandığımız modemin şifresini bizden istiyor. Sen kapan bir. Modeminizin şifresini giriyorsunuz ve birkaç saniye beklediğiniz zaman cihaz bulundu diyor zaten. Açtı. Kaynamaya başladı. Kapat. Kapattık. Aç, kapat, aç, kapat. Bu kadar basit. Zamanlama sayacı var. Eve geleceğim. Uğraşmak istemiyorum telefonla falan, wireless'te falan. Zamanlama yapıyorum priz içerisinden. Eve geleceğinize yarım saat kala, 15 dakika kala buradan ayarlar yapabiliyorsunuz. Çalışıyor, suyunuzu ısıtıyor. Hız belli bir dereceye geldiği zaman kendi kendine kapanıyor. Kapanma tarafında ayar yapmanıza gerek yok. Bu tarz cihazlar için söz konusu tabii ki. Havalandırma sistemi, ısıtma, soğutma sistemi, ışıklandırma, kamera sistemi, televizyon aklınıza gelecek dediğim gibi bütün cihazlara buradaki saat skalası var. Buradan girerek zamanlama ayarında yapabilirsiniz. Buradan sayaçla ayarlıyorsunuz. Diyorsunuz ki 10 dakika sonra kapansın, 20 dakika sonra kapansın. Bunu günlere, haftalara da bölüştürebiliyorsunuz. Buna benzer birçok ayar var. Ve priz üzerinde en çok hoşuma giden ekranlardan birisi de burası. Burada cihaza takılı, yani bu prize takılı cihazla ilgili bütün istatistik bilgilerini, elektrik tüketimini, kaç voltta çalıştığını, toplam ne kadar elektrik tükettiğini buradan öğrenebiliyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Bu prizi takıp evdeki bütün cihazlarınızın, buzdolabı diyelim, fırın, ütü, tost makinesi vesaire cihazlarınızı bununla test edebilirsiniz. Örneğin buzdolabına takıp 1 saat içerisinde sizin buzdolabınızın ne kadar kilowatt elektrik yaktığını ve evdeki bütün cihazların bu durumda elektrik tüketim istatistiklerinde çıkarabilirsiniz. İşinize yarar mı bilmiyorum ama güzel bir özellik, benim çok hoşuma gitti. Burada yapacaklarımız aşağı yukarı bu kadar. Prizlerimize sesli komut verebilmemiz için gerek iOS gerek Android fark etmiyor. İkisine de indireceğimiz programlar aynı. Google Home ve Google Asistan'ı indiriyoruz. Telefonumuza indirdikten sonra açıyoruz. Burada şöyle bir mikrofon çıkıyor. Mikrofona bastığımız zaman bir araması için sana yakın birkaç yer buldum. Yok, A101 ben aramadım ya. Kardeşim bir dur, acele etme. A101 nereden çıktı ya? Allah Allah. Neyse, mikrofona basıyoruz. Fazla uzatmayayım. Belli ki bizi bir yerlere götürecek bu. Şimdi prizi aç. Dur bir ya. Facebook'ta şunu buldum. Ya yok bacım, yok, bir dur. Sabret. Sabret, dur. Peki nasıl istersen? Ben nasıl istersem sen öyle davranman lazım. Adamı asiste etme. Kavga edeceğiz şimdi asistanla. Canım benim. Bekle. Ben şu prizleri bir çalıştırayım. Bulduğum sonuç. Bulamadın sonucu. Priz aç. Tabii prizi açıyorum. Priz açıldı gördüğünüz gibi. Prizin birini açtık arkadaşlar. Şu anda bizim bayrağımız, şanlı bayrağımız prizimize bağlı. Tekrardan mikrofona basıyoruz. Priz kapat. Tamam, prizi kapatıyorum. Ne güzel. Konuşuyor valla. Canı sıkıldığı zaman aç, sohbet et. Sen söyle, o cevap versin. Şimdi kettle açacağız. Kettle açmadan önce tekrardan mikrofona basıyoruz. Kettle aç. Tamam, kettle'i açıyorum. Açtı bile. Şu anda kettle'imiz aktif oldu. Tabi baştan da söylediğim gibi kettle vesaire bu tarz cihazların power on off butonlarını açık halde tutmamız gerekiyor. Aksi takdirde çalışmayacaktır. Kettle'imiz aktif oldu gördüğünüz gibi. Şimdi kettle'i kapatalım. Kettle'i kapat. Kapattı. Şimdi vantilatörü deneyeceğiz. Kettle prizinde olduğu için kettle diye seslenmemiz gerekiyor. Ya da ayarlara girip buradan vantilatör yazmamız gerekiyor. Ona gerek yok, şimdilik girmeyeceğim. Tekrardan kettle aç. Kettle kapat. Tamam. Tabii kettle'i kapatıyorum. Burada iOS'a girmeme gerek yok. Aynı sistem burada da geçerli. Dediğim gibi Google Asistan ve Google Home'u indirip telefonunuza kurduktan sonra
bu işlemleri yapıyorsunuz ve her şeyden önemlisi bilgisayarımızın üzerine laptop, tablet fark etmiyor. Yeter ki işletim sistemi olan bir cihaz olsun. Onun üzerinden de bu prizleri kontrol edebiliyoruz. Şu anda masaüstü bilgisayarına kurduğum Bluestick programıyla bu prizleri kontrol edebileceğiz. Yani sadece telefon değil, her türlü bilgisayardan internet ortamında bu cihazları kontrol edebiliyoruz. Şu anda Bluestick programı üzerinden Google Asistan ve Google Home'u yükledim. Bilgisayar üzerinden, asistan üzerinden prizlerimize komut vereceğiz. Prizlerden birisine bayrağımız takılı, birisine de lambamız takılı. Komutumuzu verelim. Buradaki mikrofon ikonuna tıklayarak konuşacağız. Bayrak aç. Tabii, bayrağı açıyorum. Şanlı bayrağımız dalgalanmaya başladı. Lambayı açalım bir de. Lamba aç. Tabii, lambayı açıyorum. Lambayı da açtık gördüğünüz gibi. Şimdi teker teker kapatalım. Bayrak kapat. Tamam, bayrağı kapatıyorum. Bayrağımızı kapattık. Şimdi lambayı kapatalım ve videomuza kapatalım. Yeter, çok uzun oldu çünkü. Lamba kapat. Tabii, lambayı kapatıyorum. Lambayı da kapattık. Şunu da belirtmekte fayda var. Bu prizleri konumlandırdığınız zaman sizin wireless'inizle aralarındaki mesafeyi hesap etmeniz lazım. Yani bu prizlerin bir şekilde sizin wireless'inizle alışveriş etmesi gerekiyor. Evdeki wireless'le bunları konumlandırdıktan sonra sizin nerede olduğunuzun pek önemi yok. Amerika'dan bile bu prizlere hükmedebileceksiniz. Sizler için videonun açıklama kısmına bırakacağım linkten girerek bu veya buna benzer birkaç ürün daha var. Onları beğenerek satın alabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kış geldi. Üşüdük, hasta olmayın. Kendinize dikkat edin. İyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah arkadaşlar. Görüşürüz.